Selamun aleyküm değerli dostlar, merhabalar herkese, hayırlı günler. S500'ün içinden selamlar, saygılar, sevgiler. Evet dostlar, bugün şöyle evdeyim. Evdeyken şöyle arabanın içini bir temizledim ben, geldim sildim süpürdüm. Toparladım, malum yola çıkacağız. Yola çıkarken de böyle temiz bir şekilde çıkalım diye. Gerçi yatağa oturdum tekrardan, yatağı bozdum. Aracımın içini temizledim. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sildim, parlattım. Ne kadar silsem parlatsam da gene toz toprak kaldı arkadaşlar. Yani o kadar siliyoruz, süpürüyoruz, temizliyoruz. İnce ince gene de toz kalıyor arkadaşlar. Şu yatağımızı falan dediğim gibi düzelttim. Bir daha şöyle bir çekeyim şunu. Bunları ayarlamasını falan yaptım. İşte şöyle koproya bir ayar daha çektim arkadaşlar. Yerinde sallanıyordu tam. Sallanmasın diye şöyle bir onu güzel bir şekilde şuraya montajını yaptım. Yatağa. Şimdi bu yatağa indirdiğim zaman komple arkadaşlar şöyle. Tam sizin istediğiniz çekim ayarına geldi. Onu ayarladım. Burada da ne bileyim işte bu gibi şeyleri ayarını çektik. Arabanın içindeyiz bugün. Şöyle parlatıcımız falan var. Süngerimiz var orada. Sildik. Güzel bir şekilde. Şunu buraya yapmışlar ama arkadaşlar. Şu kafa boyun yaslamak için. Bu tarafa değil de benim tarafa yapsaydılar bunu daha iyiydi. Burada bir işe yaramıyor yani. De bunu benim tarafa bir şekilde alacağım ben. Denemesini de yaptım. Şöyle arkasına aynı bu şekilde bir şey yapıp. Ya da daha değişik. Bağlama şekli bulup bunu o tarafa alacağım ama ayarlanması işte iyi olmayacak bu sefer. Bu şekilde temizlik işlerini de bitirmiş oldum arkadaşlar. Aracın içini temizledik. Aracın içinde böyle bir temizlik yaptık. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kameram daha var. Onu da göstereyim size. Hani var var da abi niye yapmıyorsunuz demesi ona. Şöyle bir tane daha sesyonum var. Bu da GoPro. Onu da göstereyim. Aslında güzel bir kamera ama küçük, hoş. Bu genelde bu bisikletçilerin kafaya takıp kullandığından herhalde. Bunu da almıştım. Hani bir ara diyordum size bir sürpriz daha yapabilirim falan filan diye. Bunu da almıştım ama tabii bu arada aldık, kullanamadık bunu. Niye kullanamadık? Bunu ayarlayamadım. Bu bunun gibi değil arkadaşlar. Bunun gibi değil. Bu değişik bir şey. Bunun hani görüntü olarak bakıp da ayarlayabileceğim bir yeri yok. Bundaki videoları alamadım. Çekim yaptım bir ara videoları alamadım. Bluetooth'a bağlayamadım bunu. Bu daha değişik bir sistemde bir kamera. Bunu da çözebilen arkadaşlar varsa bunu da bana bir anlatırsa. Bunu da şöyle cam tarafına takıp, cama takıp. Ya da şu yandan bizi çekecek şekilde takıp çift kamerayla bir çekim yaparız dedim ama. Hatta 3 kamerayla telefonu da ona entegre ederim. Ondan kesip biçip sizin istediğiniz tam videoyu yapayım diye bu kamerayı aldım. Sizler için bayağı bir uğraştım aslında ama. Hatta 2-3 günde bu kamerayla uğraştım ben. Nasıl ayarlarım, nasıl yaparım diye. İçeriğine tam sahip olmadığım için yani beceremedim daha doğrusu. Yapamadık bir şey yani bunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu da yalnız şöyle bir sıkıntı oluyor bazen. Bluetooth'a bağlanmıyor bilmem ne yapıyor. Çekimi kendi kendine durduruyor, kesiyor, kasıyor. Bir şeyler yapıyor kendi kendine. Şu ara iyi. Şu ara ayarladık. İnşallah bozulmaz. Sizlere o çekimleri de yaparız. Bu arada arkadaşlar Scania'nın gördüğünüz gibi direksiyon modeli bu şekilde. Yeni çıkan Scania'larda 560'larda aynı ilk çıkanlar aynı bu şekilde. İkinci çıkanların arkadaşlar şu bu ekranla. Şuradaki ekran yani teybin olduğu ekran değişti. Şey oldu nasıl diyeyim. Tablet ekran yani bir nevi Actros'lara benzetme şeklinde bir şekil yapmışlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii Scania'nın görünüşünde ben şöyle bir farklılık bekliyordum aslında. Önceki 440'lar falan
Onlardan sonra bu gabinler çıktı. Bu gabinler çıktıktan sonra da bu 560'larda falan ben daha çok gabinlerde, gabinin içinde birkaç değişik yapmışlar bu ön torpidoda falan, ama o değil de dış kabinde biraz daha bir değişiklik olabilir diye düşünüyordum. Hatta öteki Mercedes'i almadan önce ben bu aracı değiştiririz, ara fazla açılmadan 560'a geçelim diyordum. Aracı teke düşürelim falan diyordum biladere. İlk 560 çıktığında gittim ben. Sonra oradaki arkadaşımız dedi ki, bayideki arkadaşımız 12. aya yakın dedi 560'ların yeni versiyonu çıkacak dedi. Onlardan al bence dedi. Öyle yapalım dedi. Sen dedi şimdi dedi girme o işe. Tamam dedik. Bekledik. Sonra işte baktım ki sadece tablet dijital ekran çıkmış. Yani bir değişiklik yok. Aynı araba. Dedim. Sonra bir istişare de etti. İşte Actros'u aldık, ama Actros'u almamız da arkadaşlar her zamanki gibi bizim şeye denk geldi. Nasıl diyeyim? Sıkı döneme denk geldi. İşlerin yavaş olduğu döneme denk geldi işte falan. Şöyle bahçelerimiz buralarda arkadaşlar. Tavuklarımız falan. Öyle bu ayının anısını da sizlere ben anlatmıştım sanırım. Bu ayıcığın anısını. Bu ayıcık arkadaşlar 2003'ten bu yana, hatta 2003'ten bu yana bizle beraber. Bununla ben İzmir'de de gaza yapmıştım. Bu ayıcık benimle gaza da atlatmıştı. Şöyle ayıcığımız bizimle beraber devam ediyor. Yani 20 yıllık diyelim. 20 yıllık, 20 yaşında bu ayı. Dediğim gibi bu kamera arkadaşlar, bunu ben uyduramadım. Böyle duruyor bakalım işte. Şöyle kenarda. Onu yerine koyayım buraya. Kenarda dursun yine. Bu üst yatağımız arkadaşlar. Üst yatak şöyle baktığınız zaman alt yataktan daha geniş duruyor şu anda, değil mi arkadaşlar? Aynen. Ya da aynı hizada duruyor. Koltuklar gerçi alt yatak arkadaşlar genişliyor. Çek yat gibi çekebiliyorsun aşağı yukarı bir 20 santime yakında bu tarafa koltukları çekince koltukların arkasına doğru gelebiliyor. Biraz daha geniş olabiliyor. Üst yatağımız sabit. Bu genişlikte. Daha poşetlerini çıkarmadım ben üst yatağın. Hatta perdelerin şu üst perdenin poşetlerini daha hiç çıkarmadım. Orijinalliği bozulmasın, kirlenmesin, paslanmasın diye şöyle. Üst lambanın poşeti dahi duruyor arkadaşlar. Ne kadar oldu? 3 yıl 4 yıl oldu aşağı yukarı. 3 yani 3 yıl oldu tam. Diğer perdelerin poşetlerini atmadım. Bunlar da hala duruyor. Bunları da pek kullanmıyorum ama poşetleri duruyor sağlam bir şekilde. İşte koltuklarınki durmuyor. Koltuklarınkini falan, koltuk kılıflarını falan daha yaptıramadık arkadaşlar. 3 yıl oldu. Bu bugün olur, yarın olur, şu gün olur, bugün olur, yarın olur derken koltuk kılıflarımız daha yaptıramadık. İç döşeme de yaptıramadık bildiğiniz gibi. İdare ediyoruz. Böyle iç döşemeye fırsat gelmedi. Gelmiyor bize bir türlü. İç döşeme yaptırmaya fırsatımız olmadı. Onu da tam geçen yaptıracaktım. Bir yere uğradım. Ellerinde, önlerinde araba vardı. Ben de yükte aceleydi. Geri dönecektim. Ne kadar sürer dedim. Abi senin arabayı toplamak 2 saat, 3 saat dedi. Sürer dedi. Öndeki araç dedim 2-3 saat doğru sürer. O zaman dedim ben 6-7 saat burada beklemek zorundayım. Hani aksilik oldu 1 saat 2 saat diyorlar. 9-10 saat orada beklemek zorunda kalacaktım. Dedim gerek yok. Başka zaman yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım dedim. Ah şurada da bir tane cam, arabanın içine günüz günüz sivri girmişti arkadaşlar. Öldürdüm onu. Şuraya yapıştı kaldı pis hayvan ya. Hiç sevmediğim şeyler şu böcek möcek işleri ya. Şu cama yapıştığı zaman. Daha yeni temizledik ya. Yeni sildik süpürdük ya. Neyse bakalım. Hiç sevmediğim şeyler. Evet arkadaşlar, camımızı da temizledik. Evin kapısındayız biz. Şimdi
şöyle yola çıkacağım. Akşam ya da sabah çıkarım. Bakalım nasıl yapacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Evet, aracımızın içi böyle arkadaşlar. Temizliğimizi bir yaptık. Sizlere de şöyle temiz bir şekilde bir çekeyim dedim. Anlatarak videomuzu atalım dedik. Aracımızın içinde görüyorsunuz. Klima mulima var. Klimalarımız takılı ama klima kullanmaya da şeyimiz yok. Şöyle takografımız geri çekilmiş. Aşağı yukarı 2-3 gündür böyle duruyor. Çektim geri ben onu istirahatte. Şunu buraya koydum ki arkadaşlar, bu ince bir şey. Başka bir şey koyamıyoruz. Yani siyahın üstü tırtıklı olduğu için toz toprak döküldüğü zaman silkeleyemiyorsun. Silkeliyorsun da komple döşemeyi çıkarmak lazım. Bunu koydum ki hani yeri geldi bir şey yiyoruz, ekmek yiyoruz, bilmem ne yiyoruz, dökülüyor. Hemen bunu tutup silkeleyip temiz bir şekilde yerine koyabiliyorsun. Biraz kalın bir şey koyamıyoruz. Dolabın şu altlardan sıyrılıyor. Dolapları çekince ince olması gerekiyor. Şöyle bir tane cibimiz geliyor arkadaşlar. Cip. Kuba. Güzel bir şey. Bizim kız kardeşim alayım bir tane, ondan da işe gider gelir. Aynen. Kaç para bilmiyorum. Merhaba Recep abi. Kaç paradır bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, şöyle ben aşağı doğru ineyim. Evet. Kapımızı da kilitledik. Evet, aracımız kapıda arkadaşlar. Yatıyoruz yani. Yatıyoruz ama gideceğiz. Sabah Allah'ın izniyle buradan gidiyoruz yani. Ya da akşamdan. Neyse arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bugün de size böyle temizlik yapmışken arabanın için temiz bir şekilde çektim, gösterdim. Dediğim gibi o diğer küçük kamerayı arkadaşlar kullanmasını bilen varsa bana bir tarif etsin. Onu da kullanabiliriz sizler için. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Yani dediğim gibi o kamerayı ben kullanamadım. O kamerayı kullanamadığım için de onunla size bir çekim yapamadım. Aslında yaptım da bu telefona aktaramadım. Kesiliyor, bilmem ne yapıyor. Ben de içeriğine pek giremedim. Giremediğim için de ondan bir size bir video atamadık. Burası bizim evimizin bölgesi arkadaşlar.